Yaralarınızı zaten biz de bu ekranlardan paylaştık izleyicilerimize. Gün boyunca konuşuldu. Aslında belli dönemlerde önümüze bazı tartışma başlıkları konuluyor. Siz bunu alın bir süre konuşun dercesine. Onlardan bir tanesiydi. Çalışma saatleri değişiyor mu? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir düzenleme mi yapılıyor? İş kanunu değiştirilmeye mi çalışılıyor? Çalışma saatleri değişecek mi? Esnek çalışma modeline mi geçilecek gibi pek çok soru soruldu. Siz de sosyal medya hesabınızdan bunun bir manipülasyon olduğunu ifade ettiniz. Bugün de anladığımız kadarıyla iktidara yakın medyaya baktığımızda bunun perde arkası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Nereden çıktı bu tartışma Sayın Çelik? Nasıl yorumlarsınız? Şimdi bazı konularda vardır ki bunları kamuoyuna kabul ettirebilmek için bir ambalaj içerisinde sunmanız gerekir. Acı ilacı tatlı bir şey içerisinde tabii. Nedir? Koruyucu içerisinde sunarsanız yutulabilir hale gelir. Şimdi çalışma hayatında yapılmak istenen bazı değişiklikler ki bunlar çok uzun zamandır gündemde. Mesela bu çalışma sürelerinin düşürülmesi gündemi Ocak ayında da gündeme gelmişti. Bu esnek çalışma Türkiye'de neredeyse 20-30 yıldır zaman zaman gündeme geliyor. Şimdi çalışma sürelerinin düşürülmesi işin sosu. Göstermelik kısmı elbette çalışma sürelerinin düşürülmesi gerekiyor Türkiye'de. Türkiye'de 1936'dan bu yana haftalık çalışma süresi sadece 3 saat düşürülmüştür. 48 saatten 45 saate düşürülmüştür. Denizcilik gibi bazı sektörlerde deniz iş kanununda 48 saatlik çalışma süresi vardır ama Türkiye'de prensip olarak işçiler için 45 saat, kamu görevlileri için de 40 saatlik bir çalışma süresinden söz etmek mümkün. Elbette bunların düşürülmesinin zamanı geldi de geçiyor çünkü Türkiye Avrupa'nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerinden biri değil mi ülkesi? Avrupa'da bu 32 saate kadar düşüyor. Ortalaması 36 saat. Türkiye'de 44.2 saat olarak şey yapıyor, açıklanıyor. Bunun üstü çok daha da üstüne çıktı. Dolayısıyla çalışma saatlerinin düşürülmesi gerçekten önemli ve gerekli. Ama bunu eveleyip gevelemeden, arkasına bir şey saklamadan, bir konunun bir alveri ya da rüşveti ya da havucu olarak kullanmadan yapmak mümkün. Ne yaparsınız? Yasayı değiştirirsiniz. İşçiler için çalışma saati, tüm işçiler için çalışma saati 40 saattir dersiniz. Olur biter. Bunu da Adalet Kalkınma Partisi bir günde yapar. Yani şu andaki sistem zaten bunu yapıyor. Yani gündeme getirir, meclise getirir. Bir hafta içerisinde böyle bir şey yasalaştırır. Ama maksat bu değil. Çünkü bunu yapmak isteseler 22 senedir yaparlardı. Adalet Kalkınma Partisi 2003 yılında iş yasasını değiştirdi. Şu anda yürürlükte olan 4857 sayılı iş yasasını getirdi. Çalışma sürelerine dokunmadı. Hatta çalışma sürelerini kötüleştirdi. Yani eskiden çalışma süreleri haftanın günlerine eşit bölünüyordu. Şu anda bu uygulamayı denkleştirme dediğimiz bir şeyler ortadan kaldırdılar. Dolayısıyla burada çalışma sürelerini düşürmek değil. Bugün de bu konuya ilişkin çok kapsamlı bir haber çıktı. İktidara yakın bir gazetede bu konuda bir haber çıktı. Asıl amaç belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaştırılması. Hmm. Şimdi bu dinleyenler, izleyenler açısından teknik bir ifade olabilir. Asıl amaç aslında daha güvencesiz, daha belirsiz, geçici çalıştırmanın artırılması. Eğer belirli iş hukukunda belirli ve belirsiz süreli iki tip sözleşme vardır. Belirsiz süreli sözleşmeniz ucu açıktır. Ne zaman biteceği konusunda bir süre yoktur. Sözleşmeniz bittiğinde de sizin iş güvencesi haklarınız vardır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarınız vardır. Yani koruyucu bir düzenlemedir belirsiz süreli sözleşme. Yaygın olan ve temel olan sözleşme tipi budur. Belirli süreli sözleşme ise bir belirli süre devam eden bir iş nedeniyle yapılan sözleşmelerdir. Yani bir köprü yapıyorsunuz, bir müteahhitlik hizmeti, bir evin boyası vesaire gibi belirli bir süresi var, iş bitiyor. Bu süre için yapılan sözleşme, işte bu sözleşmelerde objektif bir sebep aranır. Belirli süreli sözleşmenin yapılabilmesi için. Şimdi getirilen şeyle, hedeflenen yasal düzenlemeyle objektif bir koşul olmadan da, yani bir sebep olmadan da işverenler keyfi bir biçimde 2 seneye kadar geçici işçi çalıştırabilecektir. İşin özü budur. Ne demek geçici işçi? Yani istediği zaman işten çıkarılabilecek. Güvencesiz.
kıdem tazminatı, güvencesiz kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şeyleri söz konusu olmayacak ve bu 2 yıla kadar uzatılabilecek. İşverenler bunu yıllardır istiyordu zaten. Sendikalar buna karşı çıkıyordu. Bu sık sık gündeme geldi. Mesela en son 2019'daki bu yatırım ortamını iyileştirme kurulu toplantısında da bu konu karara bağlanmıştı. Fakat kağıt üstlerinde kalmıştı. Şimdi buna bir çalışma sürelerinin kısaltılması sosu eklenerek tekrar kamuoyuna sunuluyor. Yani bakın biz çalışma sürelerini de kısaltıyoruz ama öbür taraftan gelin belirli süreli sözleşmeleri de yaygınlaştıralım diyecekler. Yani dim yatak birince giderken evdeki bulgurdan olma meselesi bu. İki mesele ayrı ayrıdır. Yani çalışma saatlerinde değişiklik elzemdir, gereklidir, yapılmalıdır. Türkiye bu konuda 88 yılda sadece 3 saat bir kısaltmaya gitmiştir. Fakat bunun için bunun arkasına şeyi saklamamak lazım. Güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerini saklamamak lazım. Dahası şunu söylemek isterim Bilge Hanım. Bu konu ne sendikalara ne işverenlere kimseye sunulmuş değil. Yani bu arka planda gizli saklı bir biçimde yapılan bir çalışma ve kamuoyuna sızdırılarak kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Yani şu anda hükümet, Çalışma Bakanı sendikalara bu konuda bir teklif, tasarı, öneri sunmuş değil. Bu arkada bir takım yetkisi olmayan mekanizmalar yoluyla pişirilmeye çalışılıyor. Bunun doğrusu eğer hükümet çalışma saatlerini düşürmek istiyorsa çalışma saatlerinin düşürülmesine dönük teklifini Çalışma Bakanı sendikalarla birlikte müzakere eder ve düşürür bunu. Yani bu çok çabuk ve basit yapılabilecek bir iştir ama asıl dert bence bu değildir. O yüzden ben buna manipülasyon diyorum ve bu tartışmaya sendikaların bu tuzağa, bu tartışmaya girmemesi gerekir. Yani çalışma saatlerini düşürelim ama öbür taraftan da şunları değiştirelim gibi başlayacak bir tartışma çok tehlikeli sonuçlara varabilecektir. Çok çok önemli uyarılardı. Şimdi böyle bir tartışma başladı. Çalışma saatleri evet düşürülmeli ama Sayın Çelik diyor ki anladığımız kadarıyla bu işin ambalajı ama perde arkasında çok çok farklı hesaplar var. Dolayısıyla böyle bir tartışma başladı. Son olarak şunu da soracağım Sayın Çelik. Bir tartışma daha devam ediyor son günlerde. O da asgari ücret. Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmadı. Asgari ücretli ne yapsın? Şimdi bu yüksek enflasyon ortamında yılbaşında yapılacak zamları bekliyor ama sanki bu konuda da kamuoyu hazırlanmaya çalışılıyor. Son günlerde kulislerde konuşulan Ankara'da konuşulduğu ifade edilen rakamlara göre. Hatta Merkez Bankası Başkanı'nın yabancı yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda maaş zamlarının %20'yi geçmeyeceğini söylediği ifade ediliyor. Bu tabii haberin kaynağı da gazeteci, çok kıdemli bir ekonomi gazetecisi. Buradan sevgilerimizi de iletelim. Erdal Sağlam. Dolayısıyla %15'ler, %20'ler konuşuluyor. Yılbaşında asgari ücret için bu tartışmaya yorumunuz nedir? Bence asgari ücreti tamamen kaldırsınlar. Yani enflasyonla mücadele için en kolay, en şey yol bu. İşverenler istediği ücreti versinler. Böylece şey tartışması da olmaz. Ücretler enflasyona yol açıyor tartışması da olmaz. Yani bu kadar saçma bir tartışma, bu kadar eğer bunu Merkez Bankası yetkilileri söylemişse bu kadar densiz bir ifade olamaz. Asgari ücretin saptanmasının yeri asgari ücret tespit komisyonudur. Siz bugünden nasıl oluyor da Aralık ayında saptanacak olan asgari ücret için efendim şu kadarı geçmeyecek diye şey yapabiliyorsunuz. Tabii bu verebiliyorlar çünkü şuna güveniyorlar. Asgari ücret tespiti komisyonda yapılmayacak. Siyasi bir kararla yapılacak. Bunu bildikleri için söylüyorlar bunu ama bu türde asgari ücret tespit sürecinin nasıl pesvaye bir hale geldiğini gösteriyor bize. Ya bu iş komisyonda konuşulur, tartışılır, orada müzakere edilir, kararlaştırılır ve sonuç açıklanır. Ama şimdiden diyorlar ki asgari ücrete biz hedef enflasyon kadar zam yapacağız. Zaten Ocak ayında aslında sadece asgari ücretli değil, memurları ve emeklileri de çok büyük tehlike bekliyor. Şimdi asgari ücret için %15-20'ler konuşuluyor. Eğer şu anda yıl sonu hedefi olan %38 ya da %40 enflasyon hedefi gerçekleşirse ki Bilge Hanım biliyorsunuz TÜİK bunu yapabilir. TÜİK bu konuda becerikli. Yani %38-%40'a yıl sonu enflasyonu denk getirebilirler. Ben getireceklerini düşünüyorum yani birkaç puan farkla. Bunun anlamı şu olacak. %24.7 ilk 6 ayda olduğu için ikinci 6 ay enflasyonu %10-11 bandında kalacak. Bu şu anlama gelir. %42 ile tamamlayacağımız sözünüzü kesin. %42 ile tamamlayacağımız yönde. %42 ile tamamlarsa
tamamlarsak da işte o %12, %13 olur ikinci 6 ay enflasyonu. Çünkü %24.7'nin üstüne eklenme şekli değil, artırılma çarpılma şeklinde olacağı için ikinci 6 ay enflasyonu yani %42'ye çıksa da %12 civarında olacaktır. %12-13 civarında olacak. Bunun anlamı şudur. İşçi emeklilerine bu civarda zam gelecek. Memurlara ve memur emeklileri ise toplu sözleşme nedeniyle bunun 6 puan altında zam gelecek. Yani %6-7 civarında zam gelecek. Yani Ocak ayında çok daha vahim bir tablo söz konusu. Ücretlerin bastırılması konusunda. Yani memurlar, işçi emeklileri ve memur ve emeklileri, Bağkur emeklilerini bekleyen zam aralığı %6 ile %12 arasındadır. Ocak ayında. Ve bunda ısrarcı olacaklardır. Bu belli yani. Bunun bu oranda olacağı aşağı yukarı belli. Enflasyon oranında çok büyük bir şey olmazsa ki TÜİK bence bunu yapmayacaktır. Yani bunu o sınırlar içerisine çekeceğini düşünüyorum. Asgari ücret konusunda da dediğim gibi yani hedef enflasyona dönük bir asgari ücret şeyi dayatması siyasi iktidarın asgari ücret tespitindeki mekanizmayı tümüyle ortadan kaldırması anlamına gelir. Geçmişte siyasi nedenlerle yılda iki defa artırdılar. Şimdi ise tersine seçim olmayacağı için keyfi bir biçimde daha Temmuz-Ağustos ayında şey ilan edebiliyorlar. %15, %20. Ama ben şunu söylemek isterim. Asgari ücreti ve memur maaşlarını ve emekli aylıklarını bu civarlarda tutmak bir siyasal iktidar için çok büyük faturası olacak işlerdir. Yani enflasyonun bu kadar yakıcı, pahalılığın bu kadar yoğun olduğu bir dönemde siz insanlara %6-7 zam vereceğim, %12 zam vereceğim, %15 zam vereceğim derseniz orada çok ciddi toplumsal tepkilerle karşılaşmak söz konusu olacak. Zaten bunun işaretlerini şimdiden bile görebiliyoruz. Yıllarca suskun kalmış bazı işçi konfederasyonları Türk İş gibi, Hak İş gibi eylem programı açıklamaya başladılar. Bir ülkede sendikalar eylem programı açıklıyorsa bu siyasi iktidarı eleştirmek için ya da ona karşı yapılacaktır. Muhalefete karşı yapılmayacaktır. Bunu da ben ekonomik şartların, pahalılığın ne kadar dayanılmaz bir duruma geldiğini gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden yani böyle planlıyor olabilirler. Böyle hedefli olabilirler ama bu çok kolay olmayacak bence. Ocak ayındaki bu hedef enflasyon meselesi çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Profesör Doktor Aziz Çelik bizlerle birlikteydi. Sağolunuz vakit ayırdığınız için Sayın Çelik. Ben teşekkür ederim Bilge Hanım. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. Yine çalışanlar üzerinden işte böylesi tartışmalar devam ediyor.